Hadi hayırlısı. Buyur Aras. Barutçu, buluşmamız lazım. Hayırdır? Vallahi hayır olsun diyelim. Yarım saate buluşabilir miyiz? Olur. Nerede? Abi tenha bir yerde. İkimiz. Tenhada. Oha lan! Lan de get, sulandırma konuyu. Tamam lan, adres at. Kalabalıkta yumruklayıp karizmayı hiç etmeyelim şimdi. Acaba Defne'yi söyleyip çıldırtsam mı, yoksa hiç söylemesem mi? Ha Burcu, söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Hı? Seç birini, söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Söyleyin. Peki. Bir haller var bu adamda. Geldiğinden beri sırıtıyor. Hayırdır inşallah. Öyle bakma bana Sıtkı. Senin bu adaşın yüzünden sürekli hata yapıyorum ya ben. Ay üç satır kodu doğru düzgün yazamadım. Resmen programın canını okudum yani. Ay çatladım, çatlayacağım. İçimde kaldı ya resmen. Hayır adam bir de böyle bir sürekli beni bir sıkıştırma ve itiraf ettirme durumu içinde. Söyleyeceğim. O derecedeyim yani. Ne yapayım sence Sıtkı? Ay hayır, Yeşim'e de söyleyemem şimdi. O da gider hemen yetiştirir. Ha? Bana söyle diyorsun. Aa, ay bu çok iyi fikirmiş ya. Hayır sonuçta Rıfkı'ya güvenemem çünkü o Ezgi'nin adamı. Ama benim Sıtkım kesinlikle laf taşımaz. Ha, gerçi sen laf taşısan da kimse sana inanmaz yani, alınma ama. Namın belli, o burun boşa uzamamış. Bak şimdi, ben bunu dün aslında acayip kızdım, tamam mı? Yani sonuçta Çınar'la Yeşim'i öğrenince beni harcadı. E sonra onları kabul edince de peşimden geldi. Sen olsan kızmaz mıydın ha? Nedir yani bu ha? Bir Çınar alanı, bir Defne bedava mı canım? Ay. Ama sonra kızgınlığım kalmadı. Çünkü adam çok tatlı ya. Ay yani o kadarla kalsa yine iyi, dahası da var. Ay Sıtkı. Ben var ya ben. Senin bu adaşın olan Yalın Sıtkı Aras'a çok fena aşık olmuşum ya. Ay. Ha? Şaşırdın değil mi? Ya işte. Ben olsam ben de şaşırdım. Bence de şaşır yani. Sıtkı. Vallahi çok teşekkür ederim. Ay çok sağ ol. Senden başkası çekmezdi beni ya. Ay. Teşekkürler. Ay 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 ay. Şapşik aşağı bak sen. Abiye şapşik denmez dememiş miydim ben sana? Ay ama tam şapşiksin sen. Hayırdır bu surat? Ya bir şey fark ettim de. Ne fark ettin? Benim aşık olduğum kız bildiğin çatlak ya. Aa. Hayır. Yeni mi öğrendin sen bunu? Cümle alem biliyor ayol. Çatlakların en tatlısı o. Hadi ben kaçtım. Nereye? Dışarıda bir işim var. Aşkını Sıtkı'ya itiraf eden bir kız yüzünden dayak yiyeceğim. Haydi. Hakikat biz bu tenhaya niye geldik lan? Şimdi Barutçu, muhtemelen benim sana az sonra söyleyeceğim şeyden sonra sen bana bir kafa gözde alacaksın. Ben racon gereği sana el kaldıramayacağım. Ben de dedim ki, tenhada buluşalım da
Sen beni yumruklarken sağdan soldan ayıran olmasın. Ben de bir güzel hırsını al. Sen şimdi bana bir şey söyleyeceksin. Ben sana kafa gözde alacağım. Sen racon gereği bana el kaldırmayacaksın. Aynen. Aras, aklıma gelen şey olmadığını söyle. Vallahi abi. Sanırım aklına gelen şey. Ben hazırım. Lan aç lan gözlerini. Aç adam gibi söyle ne söyleyeceksen. Aç gözlerini. Seviyoruz abi. Siktir. Kitlendi ya lan adam. Lan o kadar da alıştıra alıştıra söylemiştim ha. Çınar. Çınar bir kendine gel ya. Çınar. Oho. Ben direkt dalmıştım ha. Senin yaptığın iş mi şimdi bu? Çınar. Alo Barutçu. Nefes al. Dayı. Şükür. Vur abi hakkındır. Vur. Vurmuyorum lan! Vurmuyorum! Bekle dur orada! Vurmuyorum! Ulan var ya ben sizin inadınızı sikeyim. Belasınız lan abi kardeş. Defne. Defne de seni seviyor mu lan? Ha, seviyor da o da aynı sen. Sana vur diyoruz vurmuyorsun. Ona da sevdiğini söyle diyoruz söylemiyor. Ulan sevdiğini söylemiyor. Seni sevdiğini nereden biliyorsun? Sıtkı ile dertleşirken duydum. Ya işte böyle Barutçu. Nasılmış? Uf! Hakikaten IQ yetmezliği yaşıyorum şu anda. Şu benim zekam yüzünden bana aşık olan sevgilim bir yerinde ne kadar salak olduğumu görsün. Sus Sıtkı! Vallahi mahvettin programı. Aç. Efendim Naz kızı? Yalın odanda mısın acaba? Şu Barutçu gemicilikle ilgili yardımın lazım. Yok şirkette değilim. Dışarıdayım. Hadi ya. De, o zaman bana şu git server'ın IP adresini versene. Hayırdır? Hayır filan değil canım. Seni düşüneceğim derken bütün kodları darmadağın ettim. Hepsini bozdum. Şu git server'a bağlanayım da önceki sürümlere ulaşayım bari. Seni düşüneceğim derken demedim değil mi ben? Dedin aslında. Hadi ya. Oldu o zaman. Şey sen bana şu IP adresini ver de ben bir yerin dibine gireyim. Çıkınca bağlanırım artık git server'a ha. IP adresini ne yapacaksın? git.arastek.com'dan bağlansana. Öyle de oluyordu değil mi? Ay ben bu aralar çok salaklaştım ya. Bana bak eğer zeka yetmezliği yüzünden beni sevmekten falan vazgeçersen hiç çekinmeden söyleyebilirim. Ay ben bu çenemin, ben beyin çene bağlantımda bir sorun yaşıyorum galiba. Her neyse daha fazla batmadan kapatıyorum. Mümkünse bir iki gün görüşmeyelim. Tancım anca geçer çünkü oldu öptüm ki. Bye.
Barutçu, sanırım ciddi ciddi konuşmamız lazım. Konuşacağız da Aras. Ben bu işi hiç böyle hayal etmemiştim. Defne'nin bir gün karşıma birini çıkartacağını biliyordum. Ama ben o adama kafa göz dalak dalacaktım. Barutçu ya, şu dalak böbrek olaylarını bir köşeye bıraksan ya. Bıraktık da. Adam da heves mi bıraktı? Bak Aras, sana okkalı bir giriş yapamıyorum. Defne hakkında atıp gürleyemiyorum. Çünkü ben de senin kardeşini seviyorum. Tamam, çok pis sıkıştım. Kabul. Ama sen de aynı şeyleri yaşıyorsun, biliyorum. Ve içimi rahatlatan tek bir şey var, adam gibi adamsın. Eyvallah. Aras, bak, Defne benim kıymetlimdir. Sen onun öyle deli deli olduğuna bakma. Yeri gelir senin de canını okur. Ama en ufak şeyden kırılabilir. Eğer Defne'yi üzersen... Yeşim üzdüğün an sana yapacaklarımın aynısını sen de bana yaparsın. Barutçu. Ne var? Lan hangimiz hangimizin eniştesiyiz? Sen ilk önce git Defne'ye itiraf ettir de sonra konuşuruz bunu. Abi onu hiç hatırlatma ya. Oğlum senin daha çekecek çok çilem var. Hadi. Çok inat oğlum. Sakın bana söylediğini söyleme. Niye? Söyleme sen. Mesaj atar ya. Şirketin otoparkında aşığım diye bağırması da biliyorsun ama bir mesaj atmaktan aciz. Bak aramayı geçtim farkında mısın? Ay ben bugün şirketten erken çıktım. Belki onun bile farkında değil adam. Ay Sıtkı yok. Rıfkı yok. Firo yok. Ben burada salak salak konuşuyorum. İşte boşa dememişler. Aşk insanı delirtir diye. Tövbe bismillah. Delirtmekle kalmadı. İyi saatte olsunları komşu eyledik. Delirdin mi ya lan Aras? Bu saatte odamda ne işin var? Seni özledim. Ben de özledim. Şirkete döndüğümde gitmiştin. Neden gittin? Ya yarın söylettirme işte ya. Sen yoksa... Telefonda söylediklerinden mi utandın? Ya... Yıl, ya sen ne zaman gelsen mutlaka birine yakalanıyorsun. Nasıl bu riski göze alırsın? Defne. Sakin bebeğim, sakin. Ha? Ya sen aşıkken hem saf hem tatlı oluyorsun Naz kızım. Bence de oluyorum. Yani en azından saflaştım. Hatta ciddi salaklaştım kesin. Yılın, tamam bak. Hadi özledin, haset de gidersin. Hadi sen git. Ya ne demek? Aşağıya kaçsan toprak, topraktan kaçsan çınar. Vallahi öldürürler bizi ya. Mahşerde kavuşuruz cidden. Defne, dün gece hiç uyumadım. Çok uykum var. Ah işte bak ne güzel. Hadi bakalım uyusun da büyüsün benim paşam. Hadi yürü git. Burada uyuyacağım. Ne? Seninle. Vallahi de. Vallahi. Bence orada dikilme. Uyusan iyi olur. Sabah şiş gözler çirkin olursun. Birincisi sevgililer. Sevgililerini çirkin demezler. İkincisi ben seninle uyuyamam.
Defne, uyumak istiyorum ve bunu seninle yapmak istiyorum. İtiraf etmek istediğin bir şey var mı? Uyuyalım. Nasıl? Giderim var mı? Deli gibi aşıksın bana değil mi? Deliydik. Yeşim, hadi itiraf et. O köpüklü kahveyi sen mi yaptın? Ay ne demek sen mi yaptın? Tabii ben yaptım Çınar. Ay bir dakika, bir dakika. Ne yani, ben kahve yapamam mı canım? Ya aslında cezveye kahveyle suyu koyarsın, orada sorun yok. Ama onlardan o köpüğü çıkartamazsın. Çıkarttım ama canım. Ya Yeşim, itiraf et. Bak söz veriyorum Toprak abime söylemeyeceğim. Bak ben senin bu çabanı takdir ediyorum. Etme Çınar. Sen benim çabamı falan takdir etme. Ya altı üstü kahve. Ne demek yapamazsın ya? Yeşim bir dur da. Hani sen prenses gibi bir kızsın hani. Toprak abi de bana prenses dedi zaten. Ben prenses olunca sorun oluyor. Ama siz öküz olunca hiç sorun olmuyor. Ne güzel. Beğenmiyorsanız yanımda durmazsınız Çınar Bey. Hadi canım hadi. Seni ilk gördüğüm gün aşık olmasaydım bir dakika bile yanında durmazdım. Öyle mi Çınar Bey? Haklıymış Toprak abi. Öyle Yeşim Hanım. Bence de abim dibine kadar haklıymış. Harika. Gidiyorum ben. Yo sen şöyle bir dur, ben böyle bir gideyim. Sen benim arkadan boynumu posumu gör. Hiç de... Ay! Arkam dönükken ben arkamı göremiyorum canım. Biz söz vermiştik ki hiç ayrılmayacağız diye. Lan söz verdik ki ayrılmayacağız diye. Belki de olamadım iyi bir sevgili. Ama hiç eksilmedi aşkının bendeki değeri. Bir daha ayrılmak yok. Yok. Güzel. Ama sen hala öküzsün. Biliyorum. Güzel. Tamam. Tamam. Hadi gidelim. Hadi. Bilirsin senin bendeki yerini. Kurtaralım biz bizi, bize bizden fayda var. Zorlayalım inisiz. Savaş dövüş bunlar hep bize zarar. Bizden fayda var. Zorlayalım inisiz. Savaş dövüş bunlar hep bize zarar. Kurtaralım biz bizi, bize bizden fayda var. Zorlayalım inisiz. Savaş dövüş bunlar hep bize zarar. Bizden fayda var. Zorlayalım en iyisi. Savaş dövüş bunlar hep bize zarar. Ben az kızım. Ya ne güzel rüyasız.
Rüya değilim. Yalın. Güzelim. Ben sana çok aşığım, biliyor musun? Biliyorum. Harika. Sen Rüya değilsin. Ne değilim demiştim. Ben biraz önce sessiz bir itirafta bulundum. Evet, sonunda. Ama sayılmaz ki. Ben Rüya diye dedim, asla sayılmaz. Çamur yapma Laz kızı. Ben şimdi banyoya gideceğim. Sonra uyanık uyanık tekrar alacağım itirafı. Çok beklersin canım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.